Yeniden söyle, ne zamandan beri araba kullanamıyorsun? 2 senedir ehliyetimi aldım ama yanımda birisi olmadan araba kullanamıyorum. Tamam. Eşiniz yanınızdayken hiç sürat yaptınız mı? En fazla 40'a çıktım. Yani çok yüksek değil. Zaten izin vermiyor. Bir şehir içine çıkartmıyor ki mahalle arasında kullanamıyor. O daha tehlikeli. Mahalle arası daha tehlikeli. Her an birisi sürer üzerinize. Şehir arası gidiyorum. Arabayı verecek. Otobanda çok rahat kullanırsınız. Yok, yani otobanda. Korkuyorum, ne yapayım? Oo, vallahi. Benim tamam. Eşim arabaya biniyor buradan mı? Antep'e mağaza açmıştık. Buradan Antep'e gidiyor arabayla. Işte hiç umursamıyor bile yani. İşlerim var ama araba kullanamıyorum. Ama bizim oradan bizim fabrikaya Mertler'e gelirken yolları karıştırıyor. Buradan Antep'e gidiyor. Hiç şeysiz. Şehirler arası ben karıştırıyorum. Evet. Peki şu anda aşağıda bir araba olsa kullanır mısın? Olsa değil yani benim arabama. Ha? Yanında hiç kimse olmadan. Yanında hiç kimse olmadan. Kesin. Tamam. Şimdi biz seni bundan kurtaracağız ve arabanın anahtarını vereceğim. Gidip geleceksin. Bir tur atıp gelecek. Tek başıma kullanacağım. Evet. Tamam. Yani kaskosu var arabanın. Korkma. Araba düz vites mi? Otomatik vites. Otomatik, ha. Otomatik. Otomatik yani, kullanırsın değil mi? Kullanırım. Tamam. Ve biraz daha da şey yapalım valla. Korku derecesini de artıralım. Şey yok. Ne o? Yok. Kaskosu da yok. Yok mu kaskosu? Trafik sigortası var. Oo. Ya tamam, birine vurursam mühim değil, öldük, arabana zarar öder. Mühim değil, kim görmek. Eşim de aynı şeyi söylüyor, çarp gitsin diyor ama kullanamıyorum hocam. Yani. Tamam. Varsa ücreti o ödesin, daha yani. Çok korksun. Şimdi, şu saate bakalım, elektronik olduğu için sizinkine bakmayalım, 15. Şuraya bakalım. 15.01. Nerede bu? 15.06 oralı. 15. Nerede? 15.06. Tamam, orada dursun. 15.06. Ve hemen sizi test edeceğiz. Araba kullanıp kullandığınızı göreceğiz. Mavisi var. Sarı çok az. Saati görelim. Şurada var. Saat burada var. 15.12. 6 dakika oldu. Ah, istediğin zaman gözünü aç. O dünyadayken neler hissettin? Tavuk neden yani? Tavuğu anlayamadım. Ağacın altında bir tavuk vardı. Bir zamanlar annelik duygun depreşmişti. Annelik duygularından kaynaklanıyordu bu. Belki çocukların için bir tehlike sezinledin o zaman. Çocuğum yok belki de. Dilek kapısıyla ne olabilir? Annelik. Annelik isteği. İsteği ve dilek kapısı dedim ya, bir kapı var dedim. Yani. Annelik duyguları depreşmiş. Ah. Ve biz onu ankaya dönüştürdük, annelik duygusuna. Artık hepsi sıfırlandı. Araba kullanma arzusu başladı sende. Haydi. Lütfen Emiş Hanım. Şimdi biz de çıkıp bakalım mı? Böyle hava soğuk. Evet. Hocam ben arabamı kullanırdım ben. Araba, hızla gidiyorsunuz. Araba burada değil. Araba o köşede, Selam Market'in önünde. Anahtarı alsana. Selam Market'i yapayım mı kendine ben şimdi? Araba kullanmayı biliyor değil mi? Otomatik vites. Tamam. Otomatik bir şey yok. Bir gazı kullanamazsanız. Tamam. Emiş Hanım. Arabayı direkt geri vitese alacağız. Çünkü tamponu hemen hemen duvara dayanmış durumda. Ön tampon duvarda. İlk önce geri vitese takıyoruz. Hadi. Ha, Emiş Hanım sen binme yanına, tamam mı? Geriye gideceksiniz, geri vitesi alacaksınız. Direkt geriye gitmesi lazım çünkü ön tampon duvara yanaşmış durumda. Yanlışlıkla öne gidecekse... Siz emin misiniz? Tabii ki eminim. Bunu çok yaptım ben. Uşak'ta da yine aynı şekilde kendi arabamı, Kıbrıs'ta da kendi arabamı kullandırdım. Ne yaptılar acaba? Hoş geldiniz.
geldiniz. Bilmediğinizi kullanamadım. Yol bilmiyoruz, biz bilmiyoruz. Kullandın mı? Yok. Niye? Hocam tamam. Araba çok yanaşmıştı duvara. Tamam. Bir de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Sonra nasıl geleceğiz? Denemeyi olmaz ki. Lütfen şimdi git de ya. Nasıl yol bilmiyorsunuz? Her şeyi bilmiyorum. Nasıl kullanacağını bilmiyorum. Ben zaten bilmiyorum araba. Evet, arabanız yani. Gayet otomatik olacak. Nasıl ya, joystick mi? Joystick. Bir de düğmeye basacaktım. Hep manuel araba kullandım. Manuel'i kullanan yani otomatiği nasıl kullanıyor? Otomatik nasıl? Nedir ki? Yani benim 3 yaşında ve torunlar kullanıyor. Bir de duvara yani. Çok yakındı tostlarım, mostlarım. İstemedim. O garantiyi verdi zaten. Tostlayacaksın diye verdi arabayı. Yok canım. Vallahi git yeniden kullan bak. Gitme. Tamam şimdi şu o korku oluşmuştur. Buradan oradan çıkınca bir ana caddeye bir çevre yolu gibi bir yere gidiyor. Hiç bilmiyorum. Yani ben tamam. Buraya olsun. Bugün ilk defa geliyorum. Ne kadar dönersen dön. Navigasyonu da açarsın. Arabayı alıp gidiyorum. Şey, R'ye takmayı biliyorsun. Biliyorum. Tamam. Şurada hani otomatik vitesin şurasında manda alır, ona basıyorsun. Ondan sonra zaten R yazınca R. Geri. Yani R geri. Ondan sonra D ileri. N boş. Ha. Ve araba anahtarla çalışmıyor. Orada start düğmesi var, basıyorsun. O kadar. Hadi. İyice öğrendiysen gidelim bak. Bana sorma. Ben bilmiyorum çünkü. O hiç bilmiyor. Ben bilmiyorum. Öğrenmiyorum. Soracaklarını sor. Ne yapalım biliyor musunuz hocam? Çok ciddiyim. Eşim arabasına gidiyorum ya. Akşam eve gidince ondan arabayı isteyeceğim. Onunla gideceğim. Eşim de seni çekecek mi? Evet. Tamam. Olur. Peki şimdi gittiğinde ne duygusu oluştu sende? Sadece ben geldiğim zaman kaybolmuştum. Yani yanlış duraktaydım. Sonra burayı hiç bilmediğim için. Şimdi arabayla çıkacağım da yola çıktıktan sonra ne olacak? Yani nereden döneceğim, ne yapacağım? Araba korkusu olmadı yani. Hayır, araba korkusu olmadı. Ben hatta yemiş hanıma da söyledim. Burayı bilmiyorum. Biz nereden döneceğiz? Şu anda diyor yani bu. Şu eğitimden anda. Sonra bu aşağı indiğinizde sonra. Arabaya geldiğinde bir korku oluştu mu? Yok, arabadan korkmadım. Tamam. Eviş Hanım zaten araba kullanmadığını söyledi. Bana o şekilde söyledi. Yani bana güvenmedi. O bilmiyor. Siz zaten siz yola çıktığınızda o bilmiyor. Peki yanında araba kullanmayı bilmeyen biriyle yola çıkar mısın? Çıkarım. Yok, daha önceden çıkar mıydın? Yok, hayır, çıkmam. Yani ben mesela gittiğim zaman beni uyaracak. Şunu yap, bunu yap diyecek. Ha, tamam. Bana araba kullanmayı bilmiyor. Yani senin yanında otursa hiçbir işe yaramaz. Tamam, bir işe yaramaz. Tamam. Bir tek şu işe yarayacak. Navigasyonunu açsın. Tamam, o kadar. Hadi gidin. Yine arka koltuğa yat. Görmesin tamam. Seni. Yok, araba kullanmayı bilmediği için evet. Güven duygusu da vermiyor dolayısıyla. Güvensizlik bile verebilirim. Hayır, hiç konuşmasın. Evet, kimseye kadar güvensin. Hiç konuşmasın. Sevim Hanım gelse hiç konuşmasın. Yani benim yanımdaki kişinin konuşma tamam. Olması gerekiyor. Tamam, hadi gidin. Yan tarafın boş yer vardı değil mi otopark için? Yanında bir araba var. Tamam, bir daha geldiğinizde bulabilir misiniz? En sondaki araba mı? Benimki, ben en sona bıraktım. Tamam, ben de gideyim. Kamuflaj Selam Market diye bir yer. Sen bir şey yok, benimki kamuflaj tamam, için. Ben de geldim, tamam. Arka koltuk dolu, arka koltukta yer yok. Sığmaz mıyız? Var da dolu. Sen binmeyecek misin? Tamam, benim yanımda. Tamam, siz araba kullanmayı biliyorsunuz ama. Ama hiç konuşmayacak. Konuşmazsan olur diyor. Ben konuş, ya o yanındaki kişi bana konuşuyor. Tamam, iyi. Ben kimseyi siz buraları biliyorsunuz çevre. O zaman lütfen hem de arabayı şuraya getirsiniz. Tamam. Pastanenin önüne. Aynı yere değil, pastanenin önüne park edin. Ha, bir de bizim burada çalışmamız var.